Nasıl geçiyor şu anda? Yine yeni bir başarı elde etti Eczacıbaşı Dynavit. Devam ediyor. Hem milli takım düzeyinde hem kulüpler düzeyinde başarılar. Önce bir şöyle giriş yapalım sizinle başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, değerli katılımcılar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu güzel ve özel günde sizlerle bir arada olmaktan da memnuniyetimi dile getirmek istiyorum. Bugün Türkuaz grubuna da ayrı bir parantez açmak istiyorum. Böyle bir oturum düzenlediği için sporun zirvesinde, sporun sesi, bizlerin sesini kamuoyuyla paylaştığı için de teşekkür ediyorum. Türk voleybolu bugün dünyada, Avrupa'da eşi enderi rastlanmayan bir başarı elde etti. Sayın Bakanım da biraz önce konuşmasında bahsetti. Hiçbir ülkeye nasip olmayan bir başarı hikayemiz var. Nedir bu başarı hikayemiz? Milletler Ligi'nde şampiyonluk, evet. Ki şampiyonluğu Amerika'da elde ettik. Yani yıllarca Milletler Ligi'ne ilk defa bir şampiyonluk aldık. Bu Amerika, Brezilya, ekol olmuş, Sırbistan, İtalya'dan çok zordu. Ama burada bütün takımları yenerek geldik. Yani böyle çok kolay bir kulvardan gelmedik. Bununla kalmadı, Avrupa'nın zirvesinde yer aldık. Avrupa'da final oynadık. İki defa finalimizi kaybettik biliyorsunuz. 2003 evet. Ve 2019'da aslında ev sahibi... Çok özür diliyorum, tesadüf olmadığının da bir göstergesi. Yani adım adım geldi. Tabii oraya geleceğiz. Nasıl, buralara nasıl gelindi? Voleybol bugünlere nasıl gelindi? Yani burada kişiler kendinde keramet aramayacak. Toplum kendinde keramet arayacak. Ben bunun üstüne basa basa belirtmek istiyorum. Bütün paydaşın burada emeği var. Bir kişi şahıs çıkıp da ben bu işi ben yaptım ben ettim de olmuyor bu işler. Şahsım adına ben de aynı şekilde. Bu işin bir kere gerçeği var. Biz bu başarıları elde ederken bu yola çıktığımızda uzun vadeli bir yola çıkış vardı. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk sporunu seven ve sporun içinden gelen bir cumhurbaşkanına sahibiz. Ve 20 yıl önceden bahsediyoruz. Çıktığımız bu yolda ben 20 yıldır bu işin içindeyim. Ama benle birlikte hangi başkanlar görev yaparsa yapsın, herkesin gidip kapısını çaldığı bir yer vardı. Devletimizdi. Devletimizin kapısını çalıyorduk. Biz eğer bize bu devlet destek vermese biz bu başarıların sahibi olamazdık. Bununla da kalmıyoruz. Yol arkadaşlarınız, paydaşlarınız, sponsorlarınız. Çok İşte önemli. Bugün Tankut Bey voleybolun en eski sponsoru. 20 yıl önce ama her defasında da 20 yıl önceden bahsetmemeliyiz. Ama şunu da inkar etmemeliyiz. Emeği geçen herkese teşekkür etmeliyiz. Kim olursa olsun. Şimdi geldiğimiz bu noktada bugün Türk voleybolu olimpiyatlara 24 takım katıldı. Bakın namağlup giden tek takım. Şu anda 22'de 22 galibiyetle dünyada rekoru elinde tutan yine tek branş biziz. Erkeklerde Polonya, kadınlarda Türkiye. 22'de 22. Sayın Foto Maç Özel Ödülü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'nin oluyor. Ve bir başka unutulmaz ödülümüz, yine depremde aramızdan ayrılan Hatayspor'un çok değerli oyuncusu Christian Atsu'ya gidiyor. Hatayspor antrenörü Ekrem Ekşioğlu bizlere bir video gönderdi. Önce izleyelim.
Genç ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkınbak, değerli kulüp başkanlarımız, yöneticilerimiz ve sporcu kardeşlerimiz, herkese iyi günler dilerim. Hepimizi derinden etkileyen ve üzen 6 Şubat depreminde biz de maalesef çok değer verdiğimiz canlarımızı kaybettik. Unutulmazlar ödülünü Christian Asu kardeşimize vermeye uygun gördüğü için Turkuaz ekibine ve Fotomaç gazetesine çok teşekkür ederim. Ve aynı zamanda sport direktörümüz Taner abimizi de kaybetmiştik bu depremde. Değerli eşi Pınar Hanım'ın da aranızda olduğunu öğrendim. Bu vesileyle tüm ölmüşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum ve geride kalanlara sabırlar diliyorum. Bir daha böyle acıların yaşanmamasını diliyorum. Herkese iyi günler. Bir daha bu acıları yaşamamak üzere diyelim. Yılın kalecisi Fernando Muslera. Mauro Icardi. Efendim bizim ödül törenimizin adeti iki gazeteci, üç gazeteci de olunca bir soru sormadan da bırakmayacağız. Gazeteciden ödül almanın hem güzel yanı var hem böyle bir zor yanı da var sayın. Şampiyonluk dönemi çok özeldir diye düşünüyorum sizin için. Çünkü önemli transferler yaptınız. Bu ülkeye Icardi'yi getirdiniz. Bu geçen süreçte şampiyonlukla ilgili o süreçten biraz bahsedebilir misiniz? Tam böyle köşeye sıkıştırmışken zor soru bekliyordum ama teşekkür ediyorum. İşte Dursun Başkanımız önderliğinde seçildiğimizde Haziran'ın ortasıydı. Zaten transfer dönemi başlamıştı. Böyle anlatınca herkes normal bir şey anlatınca da Türkiye'de tevazu gibi anlaşılıyor veya birçok yerde ama hakikaten kısmetliydik. Onu söyleyebilirim. Çünkü oyuncu alıyorsunuz. Tutuyor, tutmuyor. Bazı birçok ne kadar araştırma yaparsanız yapın. Ama işte Okan hocamız da ilk konuşmaya başlayıp o süreçten bu yana geçen sene gerçekten takıma uyum sağlayan bir de iyi insanlar aldık. Ben onun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de uzun yıllar spor yaptım. İşte küçük yaştayken ikincilikte neyse sonra birincilik başka bir branş ama sporda temel nokta bence kesinlikle o takım olmak. O da iyi insanlarla oluyor. Geçen senenin başından beri gerek yönetimimizde de öyle. Hep yani iyi insanlar bir araya gelince her şey mümkün diye düşünüyorum. Tabii ki bu sene geçen seneki transferler ligdeki rekabeti de çok arttırdı. Herkes çok iyi transferler yaptı, iyi takımlar oluştu. Büyük takımlar anlamında. Tabii futbolumuzun geliri anlamında da Anadolu takımlarımız buraya da ne diyeyim rekabette geride kalıyorlar. O da zaman içerisinde inşallah çözülecektir diye düşünüyorum. Ama şampiyonluğun temel konusu, onu tekrar edeyim. Yani iyi insanlar buluşup doğru şeyler için çaba gösterince bir şekilde oluyor. İnşallah bu sene de tekrar olur. Peki zor bir soru sorayım. Kolay dediniz demek soruya. Hayır şöyle bir şey sıkıştırmayalım ama Galatasaray'ın devre arası çilekleri var mı acaba? Yok. Biraz daha cevap, efendim. Galatasaray taraftarı sol bek ve belki bir hücum bölgesine katkı bekliyor. Uzun süredir de başkanım burada. Sizden ses de gelmiyor Sayın Erdal Timur. Yok. Biz konuşmuyoruz. Yok. Sayın Başkan işaret verdi. İşaret et. Bekleyin görün diyorlar yani. Daha doğru. Yani çok umut vermek lazım. Sonuçta bir takımımız var. Şey var. Ona göre bakalım eğer o anlamda bir şey doğarsa hem de imkanlar ölçüsünde bir fırsat olursa ama umut vermemek lazım. Buradan çok fazla. Soruyu sorduk ama Okan Hoca ne diyecek ona da sormak evet, lazım. Baktım Okan Hoca hiç bakmıyor bu tarafa ben baktım. Demek ki istemiyor tamam yok o zaman. Tekrar tebrik ediyoruz. Daha büyük başarılar inşallah. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Tebrikler. Okan Hocam yaş olarak genç olsa da şimdiden kupa koleksiyoneri ama kupa koleksiyonda bir eksik var mı Sayın Buruk? Bir süper kupa. Evet var. Gelecek evet. Mi? İnşallah. Yani tabii ki
çok önemli iki takım maçı. İnşallah o da gelir. Ben öncelikle Sayın Bakanım, Sayın Federasyon Başkanım, Sayın Başkanlarım, sevgili hocalarım, sevgili spor ailesi, herkese selamlarımı söylemek istiyorum. Geçen sene burada Abdullah Hocam ve Trabzonspor bütün ödülleri topluyordu. Ben de inşallah önümüzdeki sene de biz alırız demiştim. O nasip oldu bana. Öncelikle... Abdullah Hocam da sahneye davet edelim mi o zaman madem? Söz hakkı doğdu Sayın Avcı lütfen. Futbol ailesi, spor ailesi buradayken sizi de alalım sahneye. Son iki sezon şampiyonu yan yana gelmiş olsun. Abdullah Hocam Trabzonspor'la şampiyonluk yaşamıştı. Okan Hocam da Galatasaray'la. Çok yakışıklısın hocam. Beraber de çalışmıştınız. Tabii ki hem hocalığımı yaptı Abdullah Hoca, hem yardımcısı olarak çalıştım. O yüzden önemli günler yaşadık. Yani futbolun dışında bir aileyiz o anlamda. Her zaman birbirimize çok yakınız. Evet. Bir arada yapıyorum Sayın Vallahi Başkan. Sayın Peki. Bakanımla da şimdi konuştuk. Niye işaret ettin dedi, bana sordu. Ben de dedim ki maliyet artıyor Sayın Bakanım dedim. Burada bir şey söylese kapıdan çıkınca farklı bir maliyet var. Dolayısıyla tabii transferlerin mümkün olduğu kadar imza atılana kadar deşifre olmaması lazım. O itibarla da ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım bu manada gerekeni yapıyoruz. Transfer bitince biz size açıklarız efendim. Peki o zaman derbi yorumu. O zaman derbi yorumu. Çok sıkıştırmayalım. Süper kupa maçı. Derbi yani çok performansı yüksek bir derbi olmadı. Ama son derece normal olduğunu düşünüyorum. Çünkü zirvede iki takım kaldı. Bu iki takımın mücadelesi elbette ki stresli oluyor. Lig devam ediyor. Buradan sadece bir mesajım var. Futbolun yeşil sahalarda kalmasını arzu ediyorum. Biraz önce Sayın Bakanım'la da konuştuk. Bu giderek tırmanan bir şiddet silsilesi var. Bunun önüne geçmek lazım. Bunun önüne futbolu yöneten bizlerin geçeceğini düşünüyorum. Buradan bütün kulüplere, bütün kulüp başkanlarına, bütün sporculara itidal tavsiye ediyorum. Sporun güzelliği sahadaki mücadelede. Bu mücadeleyi sahanın dışına taşırdığımız zaman güzel bir görüntü vermiyoruz. İşte en son olaylar dünya çerçevesinde, dünya çapında Türkiye'yi, Türk sporunu zora sokmuştur. Onun için bundan sonraki dönemde özellikle 2024 yılında bu çağrıma destek vermelerini istiyorum bütün spor kulüplerinin. 2024 yılı bir barış ve sevgi yılı olsun diyorum ve hepinizin 2024 yılını kutluyorum. Güzel günlerde, güzel müsabakalarda hep beraber olalım. Çok teşekkür ederim. İnşallah güzel bir maç olacak. Dün de hep beraber çok keyifli bir maç seyrettiremedik her iki takım olarak ama inşallah cuma günü daha farklı olacak. Çok teşekkürler. Sağ olun.